Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir takipçi hesabıyla taş açma videosuyla karşınızdayım. Bu videomda batuhan kardeşimizin hesabındaki tam 111 tane mavi taşın hepsini de açacağız. İnşallah güzel bir hesa kahraman çıkartırız. Bu arada batuhan kardeşim uyumak istedi. Ben de daha bir uyuyacağım. Sabah uyandığımda dedi çok güzel bir dedi hesapla karşılaşmak istiyorum. Yani güzel bir efsanevi kahramanla dedi. Ben de çok beklersin dedim yani. <laughs> Tabii ki inşallah güzel bir kahraman çıkartırız da arkadaşlar. Hesabın sahibi sabah bir anda büyük bir sürprizle karşılanmış oluruz ve inşallah güzel kahraman çıkartırız ama bu arada hesabın sahibinin biraz sıkıntılar varmış şimdi kahramanların incelerken de ondan da bahsetmek istiyorum sizlere örümcekte sıkıntı çekiyormuş arkadaşlar şöyle bakalım mahzenin de dahil edelim takımımıza örümcekte sıkıntı çekiyormuş şöyle baktığım zaman örümcekte hani dönüş metre düşürmekte yeterli olmayabilir Çünkü bir tane soğuk kalbi var Hani e, hız azaltma dezavantajı, dönüş metre vuran, düşüren e, ekstra çok güzel popüler kahramanlar yok elinde ama HP yanı veren efsanevi galek var. Kanalımda çok güzel bir videosu var. Efsanevi galek ile bir taktik yapmıştım. Tek başına örümceğin tüm bölümlerine e, geçebilecek bir kahraman. Bir de 60 atılmış, kasılmış bir kahraman ile örümceğe çok rahatlıkla geçecektir. O videosunu izlemesini tavsiye ederim. Bu şekilde efsanevi galeyi olup da e, örümcekte sıkıntı çeken arkadaşların tamamının. Ve şöyle baktığımız zaman da Clan Boss'ta sıkıntı çekiyormuş arkadaşlar. Clan Boss'ta da sıkıntılar varmış bu hesabın. Şimdi Clan Boss için güzel kahramanları var cadı gibi. Yani şöyle bir de baktığımız zaman hani Clan Boss takımına kum kırbaçlı var burada. Bu da dahil edilebilir. Tabi ilerleyen durumlara göre neler değişir şimdi çıkaracağımız kahramanlarda neler olacak. Ve çok güzel popüler Badel Kazar var hesabında. Ve kalp saldırısı var kafa parçalayan. Ve mezar nöbetçisi var. Atak kırıcı ve defans arttırıcı olarak ölümsüz takımı yok ama güzel e, güzel bir finalle güzel bir takım yapabilir açıkçası nasıl bir takım yapabilir? Şöyle tekrar bakmak istiyorum tak şeyine. Evet ölümsüz takımı yok arkadaşlar maalesef ölümsüz takımı yok. Hani şimdi dört 3lük sistem yapabilir. E, şeyle mezar nöbetçisi ve kafa parçalayan ile ve bunun içerisinde Badel Kazar olabilir, Fine olabilir ve e, son olarak da mahzendeki kahramanı diyeceğim ama bunda da zehirde sıkıntı çekecek, zehirci olarak şu an için donmuş ölüm peresini kullanabilir. Hani Badel kar saldırıda zehirci olarak yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Yani elinizde vezir gibi Septimus gibi güzel kahramanlar yoksa yeterli olmayabilir o hani yeterli olmuş olsaydı diyecektim ki hani e, cadıyı kullan veya hani badeli kullanmayıp diyeceğim ama can çalma setlerinden e, artı iyileştirme yapan bir kahraman o yüzden şu an için en ideali 1 2 3 4 5 takım arkadaşlar yani gözüme batan bunlar hani e, duruma göre de ilerleyen zamanlarda değişebilir bu takımları Evet yani örümceği HP yanıyla geçecek soğuk kalbi de takıma dahil ederek Tyrell gibi dönüşmetre düşüren kahramanlar da varmış bakın yeni, yeni fark ettim örümcekte e, Tyrell so kalp efsane ligale ve e, bu kör kahini kullanabilir veyahut gorgorabu kullanabilir arkadaşlar kör kahin yerine. Bu şekilde bir takımla e, bence çok daha kolay geçe geçebilir örümceği bir denemesi lazım. Şimdi biz videomuzda denemeyeceğiz çünkü video uzun olmasın arkadaşlar. 111 tane taş atacağız. Yani mavi taştan da güzel bir kahraman istiyorum. Ama bu hesabı özellikle klan boss'ta işimize yarayacak kahraman istiyorum yani. Ne olabilir? Bir küle olabilir. Ölümsüz takım yapabilir hemen. Veyahut ona benzer güzel klambos popüler kahramanlarından istiyorum. Evet. Şimdi girelim ve sabah uyandığında Batuhan kardeşim çok güzel bir hesap görsün istiyorum. Yani en azından 111 taşa e, bir tane değil iki tane efsanevi kahraman bekliyorum arkadaşlar en azından. O yüzden şimdi 111 tane taşımı ilk onluma açıyorum. Haydi lütfen güzel bir kahraman ver bize ve efsanevi kahraman olsun ve özellikle klan boss'ta işimize yarasın ki sabah uyandığında bu arkadaşımız sevinsin hesabına girdiği zaman ve mezar nöbetçisi geldi. Yani dursun yani hesabında kasılmış bir şekilde var ama o son savunma çavuşu geldi. Bunun ilerleyen zamanlarda son savunma çavuşunun faydasını görebilir. Cüceler Endeksinde e, son savunma çavuşu gerçekten de güzel bir kahraman. En kötü ihtimalle grup savaşları için bile kasabilir. Son savunma çavuşu güzel oldu. Mezar nöbetçisi elinde olduğu için tabii ki çok güzel bir kahraman ama elinde olduğu için sevinmeyeceğim. Çünkü elinde var kasılmış bir şekilde. Evet ikinci onluğumuzu açıyoruz. İkinci onluğumuzda bize valkür ver. Haydi veya küle ver. <laughs> Veyahut Lisandra da olabilir. Lisandra da çok güzel dönüş metre düşüren bir kahraman. Örümceğe geçmesi çok daha kolay olacak. Kusurlu canavarını görmedim elinde. O çok güzel epikler geliyor ya. Vallahi çelik kafa da çok güzel. Yani çelik kafa da güzel bir kahraman. Şimdi şöyle bir şey yapabilir. Badelle çelik kafayı tek takımda kullanarak iki yedek zehirci ile bir tam zehirci haline getirebilir. Yani zehir vermekte bu ikisi yeterli olabilir. Duruma göre bunu da takımına dahil edebilir. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Çelik kafa güzel oldu. İlerleyen zamanlarda özel klan kullanacağım bu kahramanı inşallah. O zaman çok daha iyi bu kahramanın değerini. Şimdi geçiyoruz yine. Evet ikinci onluğumuzu açtık. Üçüncü onluğumuzda güzel epiklerle başladık. Bu güzel epiklerin arkasına güzel popüler bir efsane bir kahraman istiyorum. Hani popüler olsun da bir tane olsun. Oo autor da geldi arkadaşlar. Güzel avatar da güzel. Bunlar yeni epik. Bu yeni epik. Bu yeni epik inceleyelim. Haydi Haydi be Norok geldi. Nedir bu arkadaş? Bu 2x etkinliğinde bu Norok'tan çektiğimiz ya. <laughs> Lanet olsun diyeceğim yani. Çünkü bana da geldi bu kahraman arkadaşlar. Hem de bu etkinlikte geldi. Daha dün, aç, dün açtığım taşta kendi hesabımda açmıştım. Bu kahraman bana da geldi ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ama epik güzel oldu. Autor güzel oldu. Şu yeni epikleri merak ediyorum. Yeni epikleri sizlerle birlikte incelemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ekran çekilme inceleme notu yok. Evet bu kahraman birinci becerisine sersemletme veriyor. Ee, bir, bir düşmana saldırıyor. Geçelim. İkinci becerisine tüm tüm düşmanlara saldırıyor. Kitaplarında %100 bir ihtimalle iki tur boyunca %60'lık defans azaltma dezavantajı verecek. Çok güzel defans azaltma dezavantajına sahip. Hedeflerin dönüş metresinde %7.5'lik çalacak. Yani bu 7.5'lik tırt bir dönüş metre düşürücü. Ama defans azaltması ve aynı zamanda tüm düşmanlara bunu yapması çok güzel tüm düşmanların dönüş metresini %20 azaltacak dönüş metresi tamamen tüketilmiş müttefiklere e, düşmanlara %75 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme dezavantajı verecek. Bu da güzel de. Yani biraz daha böyle kıyamet kulesinde biraz daha böyle grup savaşlarında işe yarayacak bir kahraman gibi benziyor. Yani e, zindanlar için ve klan için kazacak bir kahraman değil arkadaşlar o bir kesin. Bir düşmana e, bir düşmana her sersemletme dezavantajı aldığında bu şampiyonun dönüş metresini %10 arttırır güzel dönüş metreci olarak dönüş metre olarak iş yapıyor ama dediğim gibi yani grup savaşlarında ve kıyamet küresinde kullanılabilecek bir kahraman. Bu kahramanımıza bakalım. Bu kahraman birinci becerisinde bir düşmana iki kez saldıracak. Her saldırı %30 ihtimalle iki tur boyunca %50 isabet azaltma geç. Güzel. Tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimalle 2 tur boyunca %50 atak kitaplarında bu ihtimal %100 olacak arkadaşlar. Yani 2 tur boyunca hem atak azaltma e, dezavantajı verecek. Her kritik vuruşta da %75 ihtimaline yine kitaplarında %100 bir ihtimalle 2 tur boyunca defans azaltma Verecek. Yani zindanlarda bir kere defans azaltıp atak azaltmak çok önemli ki hele ki hani biz dedik ki diye HP yanığıyla geçebilirsin. HP yanığında atak kıran bir kahraman kesinlikle takımının içerisine dahil ederse çok daha kolay geçecektir örümceği ve diğer bütün zindanlarda defans azaltıp atak azaltan kahramanlar ve bunu tüm düşmanlara yapan kahramanlar her zaman güzeldir arkadaşlar. Bu kahramanın bu becerisi çok güzel ve kitaplarında bunu 3 turda 1 yapacak. %100 bir ihtimalle. Evet. Son becerisine bakalım. Üçüncü becerisi. Hedeflenen düşmanla düşmana bir tur boyunca kışkırtma dezavantajı verecek. Ayrıca rastgele iki düşmana %75 ihtimalle bir tur boyunca e, kışkırtma dezavantajı verecek. Yani 3 tane e, düşmana kışkırtma dezavantajı vereceğini söylüyor. Evet. Evet kitaplama yok ama ikinci birincisi garantisi ikinci rastgele vuruşunda da %75 ihtimalle vuracak. Güzel bu da güzel. Yani bu şampiyon iki tur boyunca da %30'luk hasar yansıtma ve bir turlukta ölümsüzlük avantajı alacak. Kitaplandığında bunu 4 turda bir yapacak. Bu ölümsüzlük avantajından bile yani e, ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ölümsüzlük avantajıyla bu kahramanı da e, ölümsüz takımlarda bile kullanabiliriz açıkçası. Kafa parçalarının yerine örnek veriyorum. O tarz kendisine ölümsüzlük verdiği için. Tabi hasar yansıtma ayrı bir olay. Keşke onu vermeseydi. Sersem etme alması çok daha kolay olurdu ama. Tabi duruma göre bakacağız ama bu kahraman kesinlikle zindanlarda işe yarayacak bir kahraman. Grup savaşları dahil olmak üzere defans azaltıp ataka azaltabileceğiniz arenada bile kullanabileceksiniz başlangıçlarda filan. Güzel bir kahraman. Kesinlikle kayda değer kasılabilecek kahramanlardan bir tanesiymiş. Güzel epiklerden bir tanesi. Hay lanet olsun Norok sana ya. Hiç bakmayacağım yüzüne senin. Kara elhane dursun. Ama biz devam edelim arkadaşlar. Yani Norok geldi diye moralimizi bozmayacağız. Sabah uyandığında böyle uykusu hemen açılsın yani. <laughs> Muhtemelen yatağın içince iti, iç, içerisinde bu videoyu izleyecektir veya o hesabına girecektir. Böyle uykusu zaten direktmen açılır. Gözleri böyle faltajı gibi açılır. <laughs> Sağlık olsun arkadaşlar. Gülüyoruz ama üzülüyorum yani gerçekten. Kum kırbaçlı güzel oldu. Bir tek benim hesabıma çıkmıyor bu kahraman. Ama Mahsen'in de vardı görmüştük kum kırbaçlıyı. O yüzden yine açıyorum. Haydi lütfen popüler bir tane efsanevi kahraman, Norok verme. Ona benzer efsanevi kahramanlar verme ama popüler bir tane ver artık. Bir tane olsun, başka bir şey istemiyorum. Bir tane güzel, kullanışlı bir kahraman ver efsanevi kahraman ama hepsini nadir verdim be. Hayda. Evet, neyse moralimizi bozmayalım arkadaşlar, yine açalım. Daha taşımız var. Yine bir tane de açtım. Lütfen bir tane efsanevi kahraman. Lütfen işe yarar. Bir tane de olsa efsanevi kahraman. işe yarar olsun. Haydi nadirlerle gitme. Nadirlerle gitme lütfen. Evet. Evet. Hadi be. Haydi be. Kötü oldu be. 3 tane pin arkasına bekledim ama gelmedi. Nazan'a da dursun. Yani kırmızı renkli tüm düşmanlara vuran birinci becerisindeki kahramanlar örümcekli tank kahramanı olarak 20. bölümde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yeni gelen epik kahramanlardan. Buna da bakalım nasıl kahramanmış güzel miymiş ama lütfen efsanevi kahraman ver artık. Taşımız az kalıyor. Lütfen bir tane daha efsanevi kahraman ver diyecektim yine vermedi ya. Hayda şişko diyor. Bakalım şişkomuzun özellikleri nelermiş. Barbar endeksinde güzel. Bir düşmana saldıracak. Defans azaltma %40 ihtimalle iki tur boyunca. Geçtim tamam. Bir düşmana saldırır. %75 ihtimalle iki tur boyunca HP yanı dezavantajı. Ee, ve e, İki tane de yüzde beşlik zehir dezavantajı verecekmiş. Bu güzel. Birinci becerisinde defans azaltma var. ikinci becerisinde zehir var. Üçüncü becerisinde de kritik oranla kritikleme azaltma varmış. Bakalım. Bu şampiyon hariç tüm müttefiklere 3 tur boyunca. %30'luk kritik oran avantajı ve yüzde otuzluk kritikleme avantajı verir. E, sonrasında bu şampiyon hariç tüm müttefiklere hedeflenen e, bir düşmana saldırır. Oo, bu şampiyon bayağı güzelmiş arkadaşlar. Yani bakalım devam edelim pasifine bakalım. Bu şampiyonun aldığı hasarın %20'sini diğer müttefiklere saptırır. Hasar tüm müttefiklere eşit olarak dağıtılır. Yani şu beceri çok güzel. Kritik tabi bu hesapta cadı filan da var ama kritik demeç kritik oran arttıracak. Ve aynı zamanda bu kahraman birinci becerisinde defans da azalacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu kahraman hem HP yanı hem de zehir verecek. Kitaplarında bunu %100 bir ihtimal ile yapıyor yani ikinci becerisinde. Bence. Oldukça güzel bir kahraman. Yani cadının yaptığı işi zaten yapıyor. Tüm müttefiklere saldırıyor, tüm müttefiklerine 3 tane müttefiklere rakibe saldırıyor ve aynı zamanda kritik oran, kritik demeç azaltması da çok güzel. Bu kahramanı beğendim. Bence kasılmaya değer. Klan boss takımında, ölümsüz takımda bile kullanılabilecek bir kahraman tüm takıma girebilecek bir kahraman. Saldırı türü bir kahramanmış. Oldukça iyi ama epik kahraman oldukça iyi arkadaşlar. Bence kasılabilir bu kahraman. Güzel oldu. Bu kahramanı değerlendirecek ilerleyen zamanlarda. Bu güzel oldu. Dursun. Evet. Şimdi artık taşımız az az kaldı. Şöyle bir bakmak istiyorum. Kaç ta taşımız kalmış? 41 tane taşımız kaldı. 41 kere maşallah diyerekten bir tane efsanevi kahraman istiyorum arkadaşlar. Bir tane lütfen bir tane efsanevi kahraman. 41 tane taş yani az değil ve ben sadece bir tane işe yarar bir tane efsanevi kahraman istiyorum. Epik müpik nadir falan istemiyoruz. Sadece bir tane efsanevi kahraman lütfen haydi. kırsaçlı kont bugün cücelerden baya güzel kahramanlar geldi. Evet kırsaçlı kont güzel bir kahraman. Birinci becerisinden ziyade ikinci becerisi bu kahramanın dez dezavantaj bloklama veriyor. Ama bir tur var ya çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Klan boss'u kullanacaksanız. Defans arttırıcı olarak bunu 3 turda bir yapıyor. Oldukça kullanışlı bir kahraman. Bunun da yakında kanalımda videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu kahramanı kullanacağız. Bu da dursun bu da güzel oldu. Ama lütfen efsanevi kahraman haydi. Haydi lütfen. Yani güzel epikler aldık. Çok güzel epikler aldık hatta öyle diyebilirim ama. Bir tane daha efsanevi kahraman verirsem bir şey... Oo, unutulma. <laughs> yani şu kahramanlara inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben kendi hesabıma istiyordum yani. Yani kendi hesabıma çıkmasını istiyordum. Kendi hesabıma da bir tane bile bu yeni çıkan kahramanlardan çıkmadı. Çünkü bu kahraman da arkadaşlar güzel bir klambos kahramanı. Birinci becerisinde bir düşmana iki kez saldıracak. Her vuruş %10 ihtimal düşük. %20 oluyor kitaplanında. İki tur boyunca %5'lik zehir dezavantajı verecek. Ve bu kahramanın diğer becerileri de Klambo'sta iş yapıyor. Bir düşmana saldırır, tüm mütteviklerin, ee, tüm müttevikleri Max HP'lerini yüzde oranında, oranında iyileştirecek. Hedef üzerindeki dezavantajı, dezavantaj başına da her müttefik ekstra %2.5'luk daha iyileştirme alacak. Yani bu kahraman arkadaşlar bir düşmana saldırıyor. Hem saldırıyor hem de müttefiğini iyileştiriyor. Ve hani iyileştirmesi de artabiliyor müttefinin üzerindeki dezavantaja göre. Oldukça güzel. Birinci becerisi de için çok güzel. ikinci becerisi de için çok güzel. Üçüncü becerisine bakıyoruz. Burada da diyor ki iki tur boyunca tüm düşmanlara %50 atak azaltma dezavantajı verecek. Kitaplanda bunu 3 turda bir yapacak ve ee, bu garanti zaten atak azaltma. Ayrıca %100 ihtimal olacak kitaplanda her düşmanın dönüş metresini %20 azaltacak. Bunu Klanbos yapamıyoruz maalesef. Dönüş metre azalt azaltılmın dönüş metre azaltımından sonra da %50 veya fazla dönüş metresi varsa hedefe 2 duruluk bir kritik oran azaltması verecek. Bunu Klanbos uygulayamayacak zaten kritik oranı. Bu da oldukça güzel kritik oranı uygulayamaması. Atak azaltmayı uygulayacak hem de garanti bir şekilde uygulayacak ve bu kahramanın pasifi de çok dikkat çekici arkadaşlar. Bakın saldırıya uğradığı zaman bir tur boyunca saldıranın üzerindeki rastgele iki avantajın süresini de azaltacak. Her vuruş bir kes oluşacak. Yani klan boss renk değiştirdiğine bildiğiniz gibi üzerine bir avantaj yerleştiriyor. Atak arttırma avantajı bu kahraman pasifinde onu kaldırıyor ortadan. Diyor ki saldırıya uğradığı zaman bir tur boyunca saldır, saldıranın üzerindeki rastgele iki avantajın süresini de azaltır diyor. Yani o atak arttırmayı azaltacak klan boss artık normal vuruşlarla devam edecek. Bu da klan da işimize yarıyor. Ve bu kahraman Navrus da müttefik isabet kıyamet kulesindeymiş Tamam bunu geçtik. Ama yani genel olarak bu kahraman da klan da kullanılacak bir kahraman ama. Yani çok popüler klan boss epik kahramanları geldi elimize. Ama bir tane klan bostok kullanabileceğimiz efsanevi kahraman henüz daha gelmedi. Yani inşallah gelir arkadaşlar. Yoksa sabah arkadaşımızın o hesaba girişi, o heyecanla girişini, yani e, ve hesabına baktığında hayal kırıklığını e, şu an düşünüyorum da. O yüzden bir tane efsanevi kahraman istiyorum. Lütfen bir tane efsanevi kahraman ver bize. Haydi. Yani böyle giderse takipçi hesaplarında artık kimse bana taş arkadaşlar. Yani. 111 tane taş az değil gerçekten ama yine gördüğünüz gibi. Haydi lütfen. Haydi be. Bir tane efsanevi kahraman istedik. Hayda. O efsanevi kahraman da gelmiyor arkadaşlar. Evet bir onlu daha açtık. Muhtemelen son onlumuz. Evet. Haydi lütfen son onlumuzu açıyoruz. Lütfen bir tane efsanevi kahraman ver artık be. Bir tane be. işe yarar bir tane efsanevi kahraman. Yani Norok nedir arkadaş? Hayda vermedi maalesef vermedi arkadaşlar. Ve taşımız bitti, bir tane taşımız kaldı. Taş kırıcı geldi. Dücelerden geldi. Bir tane taşımız kaldı arkadaşlar. Yani kötü oldu. Tamam, güzel epikler aldık. Bayağı sağlam epikler aldık. Yani şu hesaba çıkan epikleri başka bir hesaba toplasanız o hesap çok baba bir hesap olacak ama bir tane efsanevi kahraman ve bir tane işe yarar efsanevi kahraman verseydi bu hesap şu an taşlaşma videosu tadından yenmezdi. Bu taşlarına dokunmuyoruz arkadaşlar. Onlar iki çarpı veya 10 çarpı etkiliğinde kendisi açar hesabın sahibi. Şöyle çıkarttığımız kahramanlara bakalım. Hesap içerisindeki durumuna bakalım ve nasıl yapacak, nasıl ilerleyecek onu da hızlı bir şekilde söyleyelim. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet ekranı yine çekelim arkadaşlar. Norok be yapma be çıkmasaydın daha iyiydi be. Valla şimdi çıktığına sevinemiyorum çünkü işe yarar bir kahraman değilsin hani. E, nerede kullanalım seni yani 60 atacağız bir dünya yem kasacağız sana işte ustalığını açayım derken kalıntı kuşanayım derken yani sen çok masraflı olacaksın ve bu yaptığımız masrafların karşılığını senden alamayacağız şu an için belki ilerleyen zamanlarda bir e, güncellemeyle bu kahramanın özelliklerini gerçekten değiştirirler ise o zaman ben de kasarım. Şu an mahzende bekletiyorum. Yani bu arka hesabın sahibi de mahzende beklet bekletmesini tavsiye ederim. Şimdi bir kere fine zayıflatma ve defans azaltma olarak ideal bir kahraman ama o yeni ettikten şu mavi renkli hani renge göre değiştirebilir bu kahramanı buydu değil mi? Yok bu değil bu atak azaltıp şey yapan hangisiydi o? Şu muydu? bu kahraman güzeldi arkadaşlar. Yani videoda inceledim ama şu an tekrar özelliklerini bilmediğim için tekrar tekrar bakıyorum. Yani şu çıkan yeni epikler kullanışlı epikler. Şu muydu? Evet bu da dursun. Yani yeni epikler kullanışlı epikler ama yani burada avatar gibi zehirci çıktı bir tane daha. Rengi göre bu takımı değiştirebilecek. Yani bu kahraman da yedek zehirci olarak kullanabilecek. Ama hani elinde şöyle bir şey yapacak şimdi. Şu şey çıktı ya çelik kafa elinde var mıydı? Çelik kafanın çıkması çok iyi oldu bir kere. Evet elinde de yokmuş. Evet elinde de yokmuş arkadaşlar. Çelik kafanın çıkması neden iyi oldu bu hesaba? Şimdi şöyle bir şey yapacak. Klan Boss takımını bir çelik kafa, bir badel kazar, bir tane mezar nöbetçisi ve bir tane kafa parçalayan ve bir tane fayne ile yapabilir bunu veyahut diğer işte şu kahramanlardan birisiyle de yapabilir. Sadece zayıflatma şey defans azaltma veren kahraman da olabilir. Hani şu şu da olabilir. Yok bu değil. Bu değil pardon. Bu değil. Şuydu. Hangisiydi o? Yani şu yedek zehirciler de olabilir arkadaşlar. Şunlar da fena değil. Kötü değil. Bunlar da e, kullanılabilir ama bu defans azaltma yapmıyordu. Bir tane aralarında defans azaltma yapan vardı bu. Heh. Heh evet bu. Bu arkadaşlar. Evet aradığımız kan burada. Evet defans azaltma versin. Hani Fayne'nin e, hasarını biliyorum hasar güzel veriyor ama bu kahraman da kötü değil arkadaşlar. iki tur boyunca HP yana verecek ve iki tane de zehir verecek. Ve pasifi de bu kahramanın kritik oran kritik demeç arttıracak. Ve ayrıyetten e, şampiyonda bu şampiyon hariç tüm müttefikler hedefe bir düşmana saldıracak. Yani Fayne'den bir tık daha kullanışlı olabilir. Tabi bilmiyoruz şöyle inceleme notlarına bakalım. Evet, Klambo'sa da gayet oranı yüksek verilmiş ve hani fayneden bir tık daha e, kullanışlı olacağı için bu kahramanı kesinlikle takımına dahil edebilir. Yani ama öncelikle kesinlikle çelik kafayı kalsın. Sistemi nasıl olacak? Sistemini söylüyorum arkadaşlar. Sistemi bu kahramanların kafa parçalayan tabii ki kitaplı olması gerekiyor bu kahramanların. Bu üç turda bir yapıyor, bu da e, dört turda bir e, yapıyor. Kafa parçalayanın hızını Klambo hızından bir önce yapacak. Yani örnek veriyorum kabusa vuracak ise e, ultra kabusa vuracak ise veya kabusa vuracak ise 4.3'lük bir sistemle ikisi yeterli olabilir. Ama ultra kabusa vuracak ise o zaman e, bunların hızını ne yapacaktı? Şu an için aklıma gelmiyor videosu var kanalımda tabii ama <laughs> kafa parçalayan hızını 3 e, turda bir verdiği için ultra kabusa vuracaksa eğer ultra kabusta 191 yapacak ve Mezar nöbetçisinin hızını ee, pardon bunun hızını 173 yapacak arkadaşlar. Hem ultra kabusa hem de kabusa vurabilecek. Mezar nöbetçisinin hızını 132 yapacak. 132 4 noktaçlık sisteme uyacak ve son olarak da son olarak da bu kahramanın çelik hızını hızında 129 yapacak. Bu 3 kahraman devamlı olarak üzerinde defans arttırma ve dezavantaj bloklama olduğu bir şekilde Klan hasar sarılacak. Örnek veriyorum. Birinci saldırısında Klambo's'un birinci tüm düş müttefiklerinize takımınıza saldırdığı anda Çelik kafanın e, müttefik koruma avantajı ve e, müttefik koruma avantajı ve karşı saldırısı olacak takımınızın üzerinde ikinci vuruş avro saldırısında ikinci tüm e, takımınıza saldırdığı anda bu kahramanın Çelik kafanın ee, şeysi olacak. Defans arttırması olacak. Tabi bu kahraman da kitaplı olması gerekiyor. 100, 239 hızda. ikinci Avro saldırısında bu kahramanın ikinci tüm e, takımınıza saldırdığında kılan boss. Bu kahramanın defans arttırmasıyla takımınızı koruyacaksınız. Ve üçüncü sersemletmeyi de e, mezar nöbetçisinin dezavantaj bloklamasıyla karşılayacaksınız. Yani takımınız dezavantaj yemeyecek ve aynı zamanda e, birinci tura yani Klambos'un birinci saldırısına da defans arttırma kalıyor muydu galiba bilmiyorum ama kalıyorsa o zaman hem müttefik koruma hem de defans arttırma olacak takımın üzeri, takımınızın üzerinde. 3. ve 4. Şey, ve 5. kahramanımız Badel Kazar. Fayne de olabilir ama dediğim gibi şu kahraman benim daha çok hoşuma gitti. Bunu da ilerleyen zamanlarda kalsın bunu da takıma dahil edebilir. Bu şekilde bir takım yapabilir. Hızları söyle söylüyorum tekrar. Bu takımın aslında kanalımda videosu yok. Hazırlayacaktım ama öyle kaldı arkadaşlar. Bu bu videomda vereyim hızlarını. 173 şey 173 Aynen 173 kafa parçalayan mezar nöbetçisi 232 ve çelik kafa defans arttırıcı olarak da çelik kafa e, 229 olacak arkadaşlar. Bu üç kahraman dediğim gibi bu üç kahramanla güzel bir e, 3 4.3'lük sistem yapmış olacaksınız ve her avro saldırısında ultra kabusta diyorum yani bu üç takım ultra kabusta takımınızın üzerinde devamlı bir e, defans arttırma olacak. Zaten kabusta şu ikisi yeterli olabilir. Kabusta çelik kafayı bile dahil etmeyebilirsiniz. Ama ultra kabusta çelik kafa dahil olursa çok dahi olur. Çünkü bir turluk bir açık kalıyor defans arttırma olmadan. Klan boss'tan hasar yiyorsunuz. Onu da çelik kafayla kapatıyorsunuz ki. Çelik kafa hem de hasar vuruyor. Güzel hasar vuruyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani ee, uzun lafın kısası güzel bir efsanevi kahraman çıkartamadık ama güzel epik kahramanlar çıkarttık bence. Bu kahramanların şu an için belki kasmadığı için faydasını göremeyecek ama kasmaya başladığında bu kahramanlardan gerçekten güzel faydalar alacaktır ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet ihtiyaç olan kahramanlar çıkmış hemen hemen yani epik olarak ihtiyaç olan kahramanlar çıkmış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.